Evet arkadaşlar, Yeşilova'dan çıktık. Şimdi Maldivler yolundayız. Biz Yeşilova Halk Plajı'na gidiyoruz. Yaklaştık zaten. Hemen şurada gölü görüyorsunuz. Sağ tarafımızda böyle yeşillikli bir yoldan gidiyorsunuz. Tabela falan yok. Tek sıkıntı onlar. Böyle garip garip yollardan iniyorsunuz. Böyle düşmeyin sakın yollara. Şimdi yol ayrımını göstereceğim size. Arada yağmur yağıyor, sonra güneş açıyor. Evet, şurada bir ok var mesela. Yeşilova Belediyesi Halk Plajı sağda gösteriyor. Yavaşlıyoruz. Bakın yollar çok kötü sağdaki. Şuradan bir iniş var. Buradan düşmeden böyle hop diyoruz. Çok böyle topraklı bir yola gidiyoruz. Maalesef en büyük sıkıntı Halk Plajı'nda yollar. Buradan sağa dönüyoruz. Yeşilova Halk Plajı. Burada ne yapalım diyorlar? Buradan tekrar şöyle dönüyoruz. Halk Plajı'na geldik. Şimdi girişte arabalar var. Şöyle yoldan ineceğiz biz, topraklı yoldan. Bu tarafta gördüğünüz gibi sol tarafta çadırlar var. Bunlar hazır çadırlar. Günlüğü 35 lira 45 lira arasında değişiyor sanırım. Tam olarak da bilmiyorum. Geçen sene 35 liraymış. Bu sene 45 mi? Bilmiyorum. Tam 35-45 arası. Çadırlarda kalabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet, çadır hayatı sevenler buraya gelebiliyor. Ayrıca kendi çadırlarında da ücretsiz kurabiliyorlar. Evet, kendi çadırlarınızda ücretsiz kurabilirsiniz ama buraya kurdurtmuyorlar. Biraz ileride kuruyorlarmış. Şurası da günübirlikçilerin gelip piknik yapabildiği, mangalını yapabildiği yerler. Hemen plajın ön tarafında karavan parkları var. Bizim de karavanımız var. Karavan parkları da ücretsiz olarak elektrikten, sudan yararlanabilirsiniz. O açıdan gerçekten çok güzel. Tek sıkıntı yolları. Kampçılar da yararlanabiliyor sudan, elektrikten. Evet. Her ağaca şey yapmışlar, elektrik bağlamışlar. Her ağaçta elektrik var, evet. Şöyle. Ayrıca sol tarafta bungalovlar var. Ha, bungalovlar da var, evet. Bunların günlüğü geçen sene 75 liraymış. Bu sene 85 lira. 2018 yılında 85 lira. Önceden sanırım kalabalık oluyormuş. Şey yapmak gerekiyormuş. Rezervasyon yaptırmak gerekebilir. Evet, karşıda da. Karşıda da gördüğünüz gibi göl. Hemen plaj var. Ama Maldivler burası değilmiş. Maldivler burası değil. Evet, burada yeme, içme, konaklama yapabilirsiniz. Günübirlik denize gitmek için de çok az ileride, 5-10 dakika ilerisinde de Maldivler var. Buradan da gözüküyor zaten. Burada deniz göle girebiliyorsunuz ama çok fazla girilemiyor, ama çok böyle almış amlı bir yer değil. Sadece bence konaklama için iyi. Yeme, içme mesela karşıda kafe var. Birkaç tane daha tesis var. Yukarıda büyük tesisler var. Onları da göstereceğim size. Orada çok uygun her şeyi bulabilirsiniz. Evet.